Evet, bugün artık kışlık lastiklerimizi çıkartıp yazlık taktıracağız. Ama yazlıklarımız 6 yıl olduğu için iki tanesini değiştirmek istiyorum. Bende Bridgestone vardı. Şimdi araştırmalarım sonucu ben Continental Eco Contact 6 almaya karar verdim. İki tane lastiğimizi. Bu yüzden Kadıköy'deyiz. Nautilus'un hemen karşısında bulunan Continental yetkili satıcı var. Orada değiştireceğiz. Bir de lastik hakkında da bilgi alalım aynı zamanda. Evet, Burak Ustam'la görüşeceğiz. Merhaba Burak Ustam. Hoş bulduk. Buyurun. Evet Burak Ustam, merhaba. Merhaba, hoş geldin abi tekrardan. Merhaba, önce hoş bulduk. Evet, seni tanıyalım. Adım Burak. 10 yıl yakındır bu işi yapıyorum. 7 senedir Continental'ın bayisiyiz. Hep birlikte aile olarak çalışıyoruz. Geçmiş zamanlarda yaptığımız farklı markalar lastikler oldu. En sonunda şu an bayisi olduğumuz Continental'a karar verdik. Lastiğimizden de memnunuz, çeketimizden de memnunuz. Peki neden Continental? Neden diğer lastikler değil, Goodyear değil, Lassa değil? Abi dediğim gibi yani uzun zamandır farklı lastiklerle çalıştık. Yani Petas olsun, Bridgestone olsun, yani bunlarla çalıştık. Ama normalde senede bir Almanya'dan mühendisler geliyor. Bütün fabrikalar, bütün bayilerden. Her yıl eğitimlerinizi alıyorsunuz. Ya bunların nasıl üretildiğine dair bilgileriniz var yani. Nasıl üretildiği, nasıl takılmalı, nasıl montaj yapılmalı. Bunlar montaj da önemli. Açıkçası ben de araştırmalarım sonucu Continental teknik verilerine dayanarak geldim. Bu yıl da Continental'la değiştireyim dedim yazlık lastikleri. Bakalım bir de bunları deneyelim. Zaten tecrübelerimi de paylaşacağım tekrar arkadaşlarla. Zaten yorumlarımıza da yazıyor yani. Komplet'in yorumlarına girin. Yani zaten memnun olmayan müşteri potansiyeli çok azdır. Çok minik bir kapasitedir. Ya dediğim gibi müşterisini memnun etmeye çalışan bir lastik. Evet lastik. Peki lastik hakkında bilgi verebilir misin? Mesela biz yazlık lastiği Eco Contact 6 olarak bunu seçtik. Evet, bu zaten son 2021'de üretilen lastik. Evet, bunun üretim tarihini nereden görebiliyoruz lastik üzerinde? Üretim dışında, fabrikanın lastiğin dışına outside yazan yer. Bu zaten aracın dışına gelir. Evet, outside yazıyor, evet, dış tarafı. Üretim yeri de burasıdır. Üretim 09. tarihi. Evet. Hı-hı. 09-21. 21 yılı 09 haftasıdır. 9. hafta. O zaman Mart'ın başında evet, üretilmiş. 3. ayın başı oluyor. Ha, anladım. Yani yanak ebatına gelelim. 185. Ha, bu ebatları ne? 185, 185 neresi? Taban genişliği. Evet. 185 taban genişliği. 60 bu yanak genişliği, yanak boyutu. 15 evet. De jant çapı. Jantın çapı 15 evet. İnç. Anladım. Buradaki 80. H ne anlama geliyor? H var burada. Buradan gösterelim. Buradan da gösterelim. Ha, anladım. H. Böyle onu H değil mi? H. Bunlar T. H, V, Y diye bunlar hız limitleri artar. H'inkisi, sizinkisi 210. 210 limite kadar dayanabilen bir üretime yapmışlar. Ha, güvenli sürüş hızı. Evet, 210. Hı-hı. Limiti anladım. 210 H. 84 de yük kapasitesi oluyor. Yani bu 84 aracınızın her lastikte 500 kilo ağırlık kaldırabileceğini burada belirtmişler. Her 84 lastik, demek 500 kilo mu tekrar? Her lastiğe 500 kilo, evet. Anladım. Yani o zaman yani 2000... Araç fark ediyor. Yani minibüslerin ikisi, kamyonetlerin ikisi mesela 91 oluyor. Bunların ikisi 750-800 oluyor. Sizin otomobilinize uygun olan bu. 84 H. 84, 500 kilolük H. 210 hız limiti. Bunlar zaten değerlerimizi görüyorsunuz. Bunlar yakıt B olarak vermişler. Bu da ıslakta fren mesafesi. Bunu da B olarak vermiş. Bu 70 desibel de aracın ses. Ses alma, yoldaki sesi içeri verme. 70 desibel zaten oldukça bir düşük konforlu gözüküyor. Konforlu, evet. Çünkü ben 76-77'ler evet, gördüm evet, bazı lastiklerde. 78'ler de var. Da inceledim. Bayağı bir dayanıklılığı fazla lastik. Yani ömür olarak fazla vermiş. Üst sıralarda yer alıyordu Continental. Burada zaten yanlarınızda aslında bilgileri vermişler. Mesela bu lastiğe. Yani bak dediğim gibi adam burada yazıyor. 500 kilo. Maksimum 500 kilo taşıyabilirsiniz diyor bunda. Evet. Yani 84 aslında 500 kilo. Adam buradan yazmış. Fabrika belirtmiş. Hı-hı. Kapasitesi mesela lastik basıncı. En fazla 51 basabilirsiniz diyor bu lastiğe. 51 PSI. Fazlası olmaz. Riskli. Adam normalde standart zaten 32 ile 35 yapıyoruz biz. Geneli budur. Peki 4 mevsimler hakkında ne düşünüyorsun? Biz 4 mevsim fazla önermiyoruz. Çünkü yazın yaz lastiği vazifesini görmüyor. Kışın kış lastiği vazifesini görmüyor. Yani yazın biraz daha kaydırma yapar. Islak havada. Yerler yaz yağmur yağdıktan sonra biraz daha 4 mevsim kaydırma yapar. Biraz daha sesli olur. Yani önerimiz yazın yaz lastiği, kışın kış lastiğidir. Biz böyle öneriyoruz müşterilerimize. Gayet de memnunlar. Senelerce böyle çalışıyoruz. Peki nasıl depolayacağız lastiklerimizi? Kuru, güneş görmeyecek, nem olmayacak. Genelde muhafaza poşette olabilir. Stekle de sarabilirsiniz. Üst üste bir yükü olmayacak. Maksimum 4 ya da 5 kapasiteli bir şey olacak. Evet. Lastikte. Teşekkür ederiz o zaman. Hadi takalım lastiklerimizi. Tabii. Rica ediyorum.
şey mi, yerlerini mi karıştırmamak evet. için? Yerlerini şartlıyorum. Dur. Evet, hangi jantın nereden çıktığını işaretledi. Üzerlerinde birinci teker, ikinci teker. Bunlar da bizim eski Bridgestone lastiklerimiz. Yaklaşık 6 yıl olmuştu. Dişleri fena değil, iyi. Ama ben 6 yıl geçtiği için özelliğini kaybettiğini düşündüm. Ekonomik ömrünü tamamladığını düşündüm. O yüzden değiştiriyorum. Evet, bu eski lastiklerim 2014, 33. haftasında üretilmiş. Onu da gördük. Yani raf ömrünü tamamlamış bayağı. Dişleri tamam, güzel olsa da o nedenle değiştireceğiz. Lastiklerimiz aynı zamanda temizlenecek. Temizlemek de önemli. Her lastik değişiminizde muhakkak temizletin bunları. Halde olursa hava kaçar buralardan dolayı. Lastik yeni olsa bile bir müteşir hava kaçar. Üstteki eski pis olan, altındaki de temizlenmiş olan bayağı bir fark var. Çünkü bunları temizletmezseniz aradan hava kaçırabiliyor dubleks lastikler. Bu nedenle de jantların temizlenmesi önemli. Evet, eski siboplarımız da değişiyor. Her değişimde takım personelinin kontrol etmesi gerekiyor. Çürükse değişmesi gerekiyor hepsinin. Bu sürdüğümüz ne? Kayganlaştırıcı. Lastik rahat takılsın, yarılmasın diye. Zarar gelmesin diye lastik. Kayganlaştırıcı. Evet, burada disk değişimi de yapılıyor aynı zamanda. Evet. Motor bakımlarını da yapıyoruz. Balans ayarları yapılacak. Evet, kışık lastiklerimizi de tekrar poşete koyuyoruz güzelce. Bu şekilde depoda muhafaza edeceğiz kışa kadar. Bir de rot ayarı yapılacak lastiklere. Aracımıza rot ayarı yapılacak. Evet, boşluk olup olmadığını kontrol ediyor. Evet, bir ön takımı da şöyle gözle kontrol ediyor. Herhangi bir problem var mı? Burçlarda, rotillerde. Tamam, ileri geri gitsene şunları. Tamam, indirelim, bağlıyor. Teraziye alıyoruz, dengeliyoruz makineleri. Bakın, terazisini dengeliyoruz.
Evet, aracımızın... Bu arka değerleri, arka kamber ayarları bu. Lastiğin dik duruşu. Evet. Bunlar arka rota ayarı. Arka rotanın çok sol tarafına çok minik bir kaçıklık var. O kaldırıma yanaşırken, kaldırıma çarpmadan vesaireden hafiften bozulabiliyor. Bu kadar normal. Arkaları sabit. Bu araçlar arkalarında ayar yok. Önüne geçiyoruz şimdi. Önüne ne yapacağız? Aracımız tamamlanacak. Bunlar yine arkadaki gibi ayarlarımız. Üstler kamber, lastiğin dik duruşu. Evet. Alttakiler rotayarı. Rotayarımız bozuk zaten. Makinede belli. Kırmızı veriyor. Üstlerimiz normal kamberleri. Rotayarını evet. Yapacağız. Kamber dedikleri lastiklerin dikiyor duruşu yani. Kamber dedikleri lastiğin dikiyor duruşu. Bu alttakiler de burada toy olarak geçer. Toy. Bu da rotayar yani. Şu kapanık açılık. Yani şu şekilde yer var. Bunu böyle yapacaklar. Anladım. O da lastik yemesine aynen. Sebep oluyor değil mi? İçten yiyor mesela şu aynen. Yukarıdakiler. Alttakiler. İçten ya da dıştan yemesini aynen. Sağlıyor. Alttakiler. İçten veya dıştan yemesini. Anladım. Nerede o? Bakalım. Ay ayarlarımız burada. Şu rot başı, bu rot kolu. Ay ayarlarımız burada. Az geçirtmem lazım ama. Evet, orada yeşil oldu. Bakalım o sırada ekrana bakalım. Buradaki değerler değişecek tabi. Evet bu da yeşil oldu. Şuan, tamamlandı mı? Rotayı. Direksiyona bakalım. Şimdi sıkıyoruz. Evet. Geçettiğimiz kontrolü sıkıyoruz. Evet, rot ayarımız da tamamlanmış oldu. Burak ustam, işlemlerimiz bitti. Şimdi ödemeye geldik. Şu an lastiğimizin tanesi ne kadara geldi? Tarih itibariyle bugün Haziran'ın 7'sindeyiz. Tabii her gün lastik fiyatları da değişiyor ama bugün itibariyle Continental Eco Contact 6. Hemen bakıyorum. Fiyatımız 730 lira bugünkü fiyatı. 730 TL. Evet. Satışınız bu kadar mı? Evet. Yani. 730 liradan satıyorsunuz. Evet, şu anlık bugünlük fiyatı. Evet, bizim kanalımızdan gelen olursa indirim yapacak mısınız? Tabii, sizin bir tavsiyeniz olursa gelirse bir indirimimiz olur tabii ki. Rotary yaptık aracınıza, normalde 100 liradı. Evet. Size 80 lira, kanalımızdan gelenlere yine 80 lira yaparız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim, biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler.